sevgili severler, değerli izleyenler, 28 Kasım Salı günü Adana yarış sezonunun 7. gününde 7 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 <laughs> numaralı Amandero 27 Kasım günü Çetin Taş'la çalıştı Adana'da ve bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Sancal Cem Koçak idaresinde 27 Kasım günü Adana'da çalıştı ve 400'ü 27 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Bilek Devran Fırat Altın idaresinde 26 Kasım'da Adana'da çalıştı. 644 44, 400'ü 29 olduğu 3 numaralı Bilek Devran isimli safkanın son galobu geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı popülist Ferhan Korkmaz idaresinde 27 Kasım'da Adana'da bir kenter yaparak salı günü start alacağı yarışı öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Daltonlar İlker Akın'la 25 Kasım günü çalıştı Adana'da 1000'i 5.5 426 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Proventus Orhan Akgönül ile 27 Kasım'da Adana'da 428.7 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. <laughs> 2 numaralı Çeli Beza Mehmet Kıyak'la 22 Kasım'da çalıştı Adana'da 852.3, 426.5 oldu. 3 numaralı Givgat Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 23 Kasım'da çalıştı Adana'da 800'ü 52.1 426 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Hannibal Lecter Çetin Taş'la 25 Kasım günü çalıştı Adana'da 800'ü 51.9, 400'ü 26.3 oldu. 5 numaralı King Davut Harun Çanakçı ile 25 Kasım günü çalıştı Adana'da 800'ü 51.2, 400'ü 25.5 olan galobunu izliyorsunuz. 6 numaralı King Control ekranlarınıza geliyor. 24 Kasım günü Hüseyin Tekin'le Adana'da iç pistte çalıştı. 600'ü 41.2, 400'ü 27 oldu. 7 numaralı Kızıl Yürek, Zeki Özyiğit ile 27 Kasım günü çalıştı. Adana'da bu safkanın 425.4 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Malkoçtay Orhan Akgönül ile 25 Kasım'da Adana'da çalıştı. 800'ü 51.5, 400'ü 24.3 oldu. 9 numaralı Şerdil Mehmet Aydın'la 27 Kasım'da Adana'da çalıştı. 800'ü 51, 400'ü 24.6 oldu. Dışta 10 numaralı The Big Bluff var. İçte ise Baba Şakir 25 Kasım günü Hüseyin Budak'la Adana'da iç pistte çalıştı. 800'ü 54.6, 400'ü 27.5 oldu. 11 numaralı Güstağ ekranlarımıza geliyor. Bu safkan 19 Kasım günü Adana'da iç pistte Aprantisi ile çalıştı. 600'ü 41.8, 400'ü 27.2 oldu. Bir numaralı 1 matra Aziz Akdemir'le 25 Kasım'da Şanlıurfa'da 646-430,5 olan galobuyla salı günü Adana'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı Şanlıurfa'da. 4 numaralı Ay Duru geliyor ekranlarınıza. 26 Kasım'da Şanlıurfa'da Yunus Çelik başta çalıştı. 800'ü 1.01.7, 400'ü 31 olan galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Gökçe Kız Enver Şimşek'le 25 Kasım'da çalıştı. Adana'da 800'ü 57, 400'ü 28,5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Gup Sezen Zeki Özyiğit ile 27 Kasım'da Adana'da çalıştı ve 431 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Hırsın Ateşi Burhan Kılınç İdaresi'nde 25 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 59.6, 400'ü 29.4 olan galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Golden Storm Hüseyin Budak'la 27 Kasım'da çalıştı Adana'da ve bir kenter yaparak salı günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Şeyh Murat Mehmet Kıyak'la 25 Kasım günü çalıştı Adana'da. 800'ü 51.7, 400'ü 25.7 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Yıldırım Hanım Burhan Kılınç'la 27 Kasım günü çalıştı Adana'da ve 427 buçuk olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 6 numaralı Narlıca güzeli Halil İbrahim Akçayla 25 Kasım günü çalıştı Adana'da 638.6 400'ü 25 buçuk oldu. Bir numaralı Baba Raci Ali Çıkman'la 24 Kasım günü çalıştı Adana'da. 1000'i 4.2, 400'ü olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. Dışta 2 numaralı Mozart, içte Run for Yavuz var. Halil İbrahim Yıldırım idaresinde 22 Kasım günü Adana'da Mozart isimli safkanın 1000'i 3.5, son 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Demsey Uğur Kulak'la 27 Kasım günü çalıştı. Adana'da 639.3, 400'ü 25.8 oldu. 4 numaralı King of the Sea Kadir Demirel idaresinde 27 Kasım günü Adana'da çalıştı ve 425 buçuk olan kısa düzlük sprintiyle itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Helket Orhan Akgönül idaresinde 25 Kasım günü Adana'da çalıştı. 1000'i 4.9, 400'ü 25.2 oldu. 6 numaralı Çağ'ın Mehmet Keskin'le 25 Kasım günü çalıştı Adana'da. 800'ü 52,5, 400'ü 25,8 oldu. Bir numaralı Kaptan Philips Hüseyin Budak'la 24 Kasım günü çalıştı Adana'da. 638.3 400'ü 25.5 oldu. 2 numaralı El King Orhan Akgönül idaresinde 25 Kasım günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 52.3, 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Festman Mehmet Çelik'le 25 Kasım günü çalıştığı Adana'da iç pistte 800'ü 55.8, 400'ü 27.5 oldu. İçteki kır safkan 4 numaralı günün yıldızı dışta ise Private Express var. İsmail Yıldırım'la 25 Kasım'da Adana'da günün yıldızı isimli safkanın bini 4.8, 26.5 oldu. 5 numaralı Hırçın Kartal Ali Emre Tülek'le 27 Kasım günü çalıştı Adana'da 426.6 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Ocean View Kadir Yiğit ile 27 Kasım günü çalıştı Adana'da 639.7, 426 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Pinjara Çetin Taşla 25 Kasım günü çalıştı Adana'da 855 427.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Respect Me Mehmet Aydın'la 19 Kasım günü Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 641.8, buçuk olan yarış galobunu izliyorsunuz. İçte 10 numaralı Run For Yavuz, dışta ise Mozart isimli safkan var. Esat Demirkıran idaresinde 22 Kasım günü Adana'da 1000'i 4, son 400'ü 26 oldu Run For Yavuz'un. 11 numaralı sevinçli Şehmuz Gezginci ile 24 Kasım günü çalıştı Adana'da. Bu safkanın 638,5, 400'ü 25,3 oldu. 4 numaralı Mamasita Bonita İlker Akın'la 25 Kasım günü çalıştı Adana'da. 800'ü 57.6, 400'ü 28.7 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Küçük Vesme Mehmet Doğan'la 26 Kasım tarihinde çalıştı Şanlıurfa'da ve 430 buçuk olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı tek hükümdar Musa Demir'le 27 Kasım'da Adana'da çalıştı ve 14.7 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı becerikli Ezgi geliyor ekranlarınıza. 24 Kasım günü Uğur Kulak'la Adana'da 644, 29.4 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Damla Gülü Musa Demir İdaresi'nde 27 Kasım günü Adana'da çalıştı. 200'ü 13.8 oldu. 9 numaralı Yüksek Kaya Şehmuz Gezginci ile 27 Kasım'da Adana'da çalıştı ve 429.2 olan kısa düzlük sprinti ile İtman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Kral Levi Furkan Çetin idaresinde 23 Kasım tarihinde Adana'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 42.9, 400'ü 28.5 oldu. 11 numaralı Ilgaz Hatun Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde 24 Kasım tarihinde Adana'da çalıştı ve 400'ü buçuk olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 12 numaralı Hayal Gözlüm Mustafa Polat idaresinde 27 Kasım tarihinde Adana'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 43.5, son 400'ü 28.8 oldu. 13 numaralı Raziye Tay Mehmet Keskin'le 24 Kasım tarihinde Adana'da yapmış olduğu 600'ü 43.4, 400'ü 28.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 14 numaralı Bey Bey Mahmut Şenbahar İdaresi'nde 26 Kasım tarihinde Şanlıurfa Hipodromu'nda çalıştı. 600'ü 44.8, 400'ü 29.2 oldu. Sevgili yarışseverler Adana İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.